Merhabalar, bugünkü aracımız 2023 model Volkswagen Tiguan. Aracımızın orijinal sistemine birçok eklenti yaptık. Nedir bu eklentiler? Öncelikle araçta geri görüş kamerası sistemi yoktu. Orijinal sisteminde çalışan bir geri görüş kamerası sistemi yaptık. Bu kamerada yine aracın orijinal park sensörü diyaframları da ekrana taşınmış oluyor. Bu aşağıda lif vites alıyoruz, otomatik devreden çıkmış oluyor. Birinci dokunuşumuz buydu. İkinci dokunuşumuz, aracın orijinal hoparlör yapılarını yuvadan çıkardık. Özel konnektör ve kasnak yapılarıyla Sony'nin farklı bir hoparlör yapısını kullanarak sistemi iyileştirdik. Yine videolar içerisinde fotoğraflarını da göreceğiniz gibi ilgili ana ünitenin arkasında Sony'nin S400 diye adlandırılan bir amfi modeli var. Hibrit amfi, aküden hat çekmeden orijinal ana ünitenin arkasındaki voltaj değerleriyle beslenen bir özel bir amfi kullanarak müzik sisteminde de iyileştirmeyi gerçekleştirdik. Üçüncü dokunuşumuz ise yine aracın orijinal sisteminde, şöyle radyo yapısına dönelim. Orijinal sisteminde kablolu CarPlay yapısı var. Bu kablolu CarPlay yapısı üzerinden ekrandan videolar ya da Play Store'dan herhangi bir uygulama kurup kullanabileceğiniz bir Smartbox uygulaması yapmış olduk. Şimdi aracın ana ünitesi Apple CarPlay ikonuna dokunduğumuz zaman bizim cihazımızın arayüzü ekrana geliyor. Buradan istediğimiz bütün sistemleri kullanabiliyoruz. Play Store hesabı oluşturulmuştu sistemde. YouTube'dan bir video açarak müzik kalitesini ve Smartbox'ın nasıl çalıştığını gösterebilirim. Araçtaki müzik kalitesi hissedilir derecede iyileşti. Sony S400 amfi zaten var olan sistemi iyileştiriyor. Onun üzerine ekleme de yine Sony'nin bir hoparlör yapısını kullandık. Bu hoparlörlerde de müzik kalitesi çok çok başarılı duruma dönüştü. Smartbox yapımız nasıl çalışıyor ondan bahsedelim. Cihazımız şu şekilde bir parça. Orijinal CarPlay yuvası üzerinden çalışıyor. Bu ekranı olmayan bir tablet düşünün. Ekran olarak da aracın sistemini kullanıyor. Aracın sistemini kullanırken de kendini aracı Apple telefonmuş gibi gösteriyor. Bu yüzden şu yapıda görüyorsunuz. Ana ekrana dönelim. Araca çıktık. Picasso Apple CarPlay diye görüyor. CarPlay ikonuna dokunduğum zaman bizim cihazın arayüzü karşılıyor. Android tabanda istediğiniz uygulamaları kurup kullanabiliyorsunuz. YouTube'dan birkaç örnek daha yapalım. Şöyle telifsiz müzik bulalım. Ya da video içerikleri. Cihaza internet paylaşımı yapıldıktan sonra artık birçok işlem elimizin altında olacak. Aynı zamanda cihazın üzerinde SD kart yuvası da var. SD kart yuvası üzerinden de videolar ya da müzikler açabiliyoruz. İlgili kısımda SD kart girişi yapılmış oluyor. Bu şekilde kullanmış oluyor kullanıcı. Ana ekrana dönelim. Aynı zamanda cihazınız aracın Apple CarPlay portu dolu olduğu için kullanıcıya kablosuz CarPlay imkanı da sunabiliyor. İlgili uygulama üzerinden kablosuz CarPlay ya da kablosuz Android Auto'yu da sisteme kazandırmış oluyor. Yani kullanıcı artık araca bindiği zaman Apple telefonu varsa CarPlay'i kablosuz kullanmış olacak. Android telefonu varsa Android Auto'yu da kablosuz kullanmış olacak. İlgili uygulama üzerinden çıktık. Aracının kendi ana ünitesi. Sisteme giriş yaptık. Android arayüz. Android arayüz üzerinden de CarPlay ya da Android Auto'ya bağlanmış olacak. Tekrar etmek gerekirse aracımız 2023 model Volkswagen Tiguan. Aracın orijinal sistemine birçok eklenti yaptık. Eklentilerden biri biraz önce anlattığım Smartbox yapısı. İkinci eklentimiz geri görüş kamerası. Üçüncü olarak da aracın müzik sistemini iyileştiren Sony'nin S400 amfisi ya da farklı hoparlör yapıları da kullanılabilir. Yine bu araçta da Sony'nin farklı bir hoparlör yapısını kullanarak da sesi en iyi düzeye ulaştırmış olduk. Aracın orijinalliğinden ödün vermeden yaptık tüm işlemleri. Fotoğrafları da göreceksiniz, video içerisinde paylaşacağız. Hoparlörlere takılan hoparlör soketleri, hoparlörleri çıkardıktan sonra hoparlör yuvalarına karşılıklarına gelen kasnak yapıları tamamlı aracın hatlarına birebir uyum içerisinde gerçekleştirmiş olduk.